Ben Engin'in arkasına geçeyim şöyle de oradan göstereyim. Evet. Ay Allah'ım ya. Ben nasıl soruyorum, elmayı temiz çıkardıktan sonra hipermarketlerde altı yapıp poşetini çıkartan ondan bastırıyorum, orta kısmından koçanı ve çekirdekli kısmı poşa çıkıyor atıyorum. Diğer tarafa da altı dilim kabuklu çıkıyor. Evrim gibi ben de soyulmamış yiyebiliyorum. Yatır bıçağı yatır. Ama daha iyi gitmiyor. Ha gidiyor bak sen yüzeysel onu göndererek Ayhan Hanım da bize Ayhan Hanım mutfak temizliğinde nasıl güvenli bir yöntem kullanıyor ve sebzelerin hazırlandığında hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Bakabilir miyim? Birkaç örnek ıspanak semizotu gibi ot türü ve bana değil ortaya. Arkadaşlar Ayhan Hanım'ın sesini duymak için sessizleşelim lütfen. Sen bıçağı nasıl tuttun? Arkadaşlar dinliyorum. Bak. 2-3 dakika bekleterek sonra sünderde her yer oluyor. Mustafa soyup bitir mi? Bitir abi sayıyor. Şimdi bak. Şunu, şu bıçağı başka tut. Elma yok. Şu bıçağı tut abi. Tamam meyveyi tuttum dinleyin bu tarafı. Dinleyin arkadaşlar. Sebzelerimi de maydanozu açıyorum. Önce tek alıp saplarını koparıp güzel yapraklarını ayırtıp elime de esleniyorum. Sonra da yıkıyorum onu güzel. İstersen tahtanın üzerinde, istersen elimde. Ya yok olmaz. Olmaz sen çok kaçırdın ya. Anladın mı? Sapından tutup... Anladın mı mevkiyi? Asker işi sonra. Tabii çok geliyor. Bak. O şekilde koymalı. Olmaz bir şey koymalı. Abi sen dilinde mi oldu ya? Abi o dilinde mi oldu? Baksana şimdi elmanın kabuğu böyle oldu mu? Bak abi benim sözüm değil. Aslında bunu birkaç defa denerse neydi yapalım. Ne yapıyorsun? Ama mutlaka sirke ve tuz neden bekle anlamında arkadaşlar kesinlikle yeşil sebzede kullanın. Dur şimdi ıspanağı nasıl yapıyorlar seçiyorlar onu merak ediyorum. Ben oraya bir saniye bakın Ayhan'ın aldığı şu anda. Ayhan anlatıyor ıspanak ve maydanoz seçimi. Evet. Ispanağı önce tek tek alıp onun için açık tek tek kombileri sonra su dolu ve yemin içine bırakıyorum. Şöyle 5 dakika bekledikten sonra mutfundan yine onları tek tek yine alıyorum.